müraciət edən Türkiyə vətəndaşı Mutalib Tekiş bir neçə il bundan öncə özünün və həyat yoldaşının Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyev tərəfindən törədilən qəzada ağır yaralandığını və bir müddət sonra ümumiyyətlə onlarla heç kimin maraqlanmadığını, müalicəsinə dəstək olmadığını bildirir. İş adamının sözlərinə görə həyat yoldaşı Songül Tekiş hal-hazırda belə 80%, şəxsi isə 40% əngəlli olduğu üçün məhz müalicə xərclərinə görə mağazalarını bağlamaq məcburiyyətində qalıb və iflas həddinə çatıb. Xatırladaq ki, Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyev 2017-ci ilin avqustunun 3-də idarə etdiyi Gelandewagen markalı avtomobillə qəza törədib. Yüksək sürətlə hərəkət etdiyi üçün idarə etməni itirib, beton yol ayrıcını aşaraq o biri yola çıxıb piyadaları vurub. Nəticədə 2 nəfər dünyasını dəyişib, 2 nəfər isə ağır yaralanıb. Məsələnin diqqətdə saxlanılmasını istəyən Mutalib Tekişin isə daha ətraflı öz dilindən eşitək. Benim adım Mutalib Tekiş, yoldaşımın adı Songül Tekiş. 03 Ağustos 2017 tarihində Haydar Aliyev Prospektində Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyev tərəfindən törədilmiş qazanın qurbanlarından birisiyim və yoldaşım da şu an Türkiye'de. Bu qazadan dolayı yürüyebilmemekte, 80% şikest, ben de ya 40% şikest vaziyetteyim. Hadiseden sonra bu insanlar Əli Həsənovla ve ailesi bize bana 3 ay 4 ay civarında bir kömek ettiler. Yani hastane masraflarını üstlendiler. Yoldaşıma da 1 yıl yarım hastane masraflarını ödediler. 1 yıl yarım ödedikten sonra artık biz bu sizin artık size bakmaya imkanımız yok. Lazımınca biz size bu imkanları yarattık diyerek bütün muhalecelerimizi ve bizimle bağlı olan bağlantılarını bıraktılar. Biz bir yıl yarım sonra bunlarla ne kadar görüşmek istesek de bizimle görüşmediler. Ve bize benim görüştüğüm Nali Allahverdiyev'in atası Elman Allahverdiyev bana şunu söyledi. Dedi ki artık biz size hiçbir kömekte bulunmayacağız. Nereye isterseniz şikayet edin, prezidente, mahkemeye, kime giderseniz gidin diyerek bizim yüzüstü bıraktılar. Şimdi bu insanlar bu şekilde hareket ederek kanun biziz, kuralı biz koyarız, prezidenti de, mahkemeyi de, adliye organlarını da tanımıyoruz diyerek bizi yüzüstü bıraktılar ve kanunsuz bir şekilde güçlü olduklarını ifade ettiler. Kazadan sonra zaten yoldaşım artık benim kendi muhaliceye ihtiyacım olmasına rağmen öz ihtiyaçlarımı göremiyorum. Çünkü bir taraftan ne kadar üzerimde taşımasam da yoldaşım muhaliceye ihtiyacı var. O yürüyebilmemekte. Muhaliceye fizik tedavileri uzun çektiği için muhalicesi devam etmesi gerekiyor. İl yarım sonra biz eve getirdik. Evden muhalicelerini devam ettir. Bu arada kendimiz elimizdeki tüm imkanları sağlayarak yoldaşımın muhalicesini şu an dahi devam ediyoruz. Tabii ciddi şekilde buradan maddi bir ziyan içerisine girdik. Afrika'da olan mağazalarım el konuldu, ilgilenemedim. Mallarım yolda kaldı. Ben bunu daha önceki medyada söylemiştim. Ciddi şekilde 2 milyon dolara yakın benim Afrika'da yatırımım vardı. Onlar gitti. Çok büyük bir şekilde mugavelelerim vardı. Onlar feshedildi sözleşmelerim. Dolayısıyla yani çok ciddi problemin içerisinden problem çıktı. Bu insanlar Əli Həsənov özellikle şunu söyleyeyim. Əli Həsənov bize kişi gibi ben o zaman benimle danışamıyordu. Ben yoğun bakımdayken yoldaşım arıyor. Diyor ki biz diyor sizin her türlü yanınızdayız. Her türlü yanınızdayız. Muhalecenizi ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Türkiye'de, harada isterseniz biz sizin muhalecenizi yaptıracağız. Bu konuda sizden hayş ederim gelenleri boş göndermeyin diyerek aynı zamanda biz sizi bundan sonra bir evladımız olarak görüyoruz. Yoldaşın tüm kaybettiklerini bizi tekrardan fazlasıyla yerine getireceğiz diyerek yoldaşımla Əli Həsənov özellikle danışıyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Əli Həsənov bugün 80'e dayanıp buradan onu Əli Həsənov'a sesleniyorum. Əli Həsənov bir gün sen de öleceksin. Firavunluk yapmanın hiçbir manası yok. Firavun dahi bir milçeğe ne kadar güçlü olsa da bir milçek vesilesiyle ölmüş vaziyette. Sen de öleceksin. Bizim bütün kargışlarımız, bütün ailem, bütün uşaklarımın kargışları Əli Həsənov ve onun ailesi üzerine devam ediyor. Ben buradan sesleniyorum. Sizden bir şey ummuyorum artık. Ben buradan istediğim şu. Şu ana kadar Cenab-ı Prezidentimiz İlham Aliyev'e ben nice mektuplar yazdım. Çattırılmadı.
Mehriban hanımefendiye ne kadar uğraştım ulaşmak için ulaştırılmadı. Hiçbir mektubum, hiçbir senedim onlara ulaştırılmadı. Ben biliyorum ki, inanıyorum ki Mehriban hanımefendi ve Cenab-ı Prezidentimiz İlham Aliyev bu konuda biz bunu eşitse Ali Hasanova lazım olan cevap verilecektir. Şu an benim mahkemede gördüğüm durum pozitif şekilde. Biz Türkiye'den yapmış olduğumuz harcamaları, her şeyimizi alıp getirdik. Burada bizim mahkemeye Hakime Hanım Solmaz Esedova Hanım sedirli geliyor. Çok pozitif bir elektrik aldım. Şu yaklaşımı çok güzel. Yani inşallah bunun gibi genç hukukçular sayesinde inşallah Azerbaycan'da adalet inkişaf edecektir ve Cenab-ı Prezident önderliğinde. Şimdi öncelikli talebimiz tabii ki yoldaşımın ve benim sağlamamız konusunda bize verilmiş öhdelikleri yerine getirmeleri. Tabii bundan sonra artık biz onlara karşı iyi niyetli değiliz. İyi niyetli değiliz derken artık mücadelemiz mahkeme süresince devam edecektir. Lazım olan süreçte bu mahkemede tamamlanmasa dahi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım. Bundan sonra bizim bu insanlara karşı artık iyi niyetimiz kalmadı. Bu insanların firavunluklarını yüzüne çarpmak ve tüm organlara bu insanın firavunluklarını haykırmak. Bundan sonraki amacımız bu. Tabii bundan sonra da biz bunlardan maddi ve manevi taleplerimiz devam edecek. Devam edecek kaybettiklerimiz dahil. Şimdi ben Ali Hasanov'un nevesi baresinde azatlığa bırakılmasıyla ilgili bunların muadili bu tür gazalar yaranmış insanlar var. Şimdi o insanlar nece olur ki bir tane pişiği ezen insan içeriye girip türmede yatarken iki tane insanın katili olup iki tane insanı dünyasını ve ailesini dağıtan bir insanın evladının bu şekilde serbest bırakmasını ben çok kanuni ve ahlaki bulmuyorum. Burada Ali Hasanov'un var gücünün olduğunu, bu Ali Hasanov'un burada kendi imkanlarını ve kendi çevresini, kendi nüfusunu kullanarak böyle bir kanun çıkarttığını görüyorum. Onun içinde kesinlikle kanunsuzdur. Ben şunu isterim ki, arzu ederim ki bizim bu kaza tekrardan gündeme alınsın ve tekrardan bu adliye organları bu şey yeniden baksın arzusundayım. Bu tehditle alakalı ben size şöyle bir isim vereyim. Gerçi isim vermem bugün için düz olmayabilir. Benim yakın arkadaşım, eskiden ortaklık yaptığım bir arkadaşım, Türk bir arkadaş aranıyor. Ona şunu söyleniyor, pardon aranmıyor. Arkadaşım diyor ki, ben diyor telefonda danışırken diyor, telefonun içerisine danışığa başka birisi dahil oldu diyor. Telefonun danışırken, iki nefer danışırken başka birisi dahil oldu diyor. Dediler ki diyor, falanca siz telefonu bağlayın, seni arıyoruz dediler diyor. Beni aradılar, şu an neredesin dediler diyor, ben yerimi söyledim. Senin yanına geliyoruz dediler diyor. Geldiklerinde diyor iki tane sivil kıyafetli, üniformalı değil, sivil kıyafetli memurlar bu arkadaşlara şunu söylüyor, bizim arkadaşa. Diyor ki siz Muttalip Tekiş'in iyi olduğunu söyleyeceksiniz. Ondan sonra bu gücünü, bu eski işlerine döndüğünü, artık ticaret yaptığını, işlerinin iyi olduğunu söyleyeceksiniz. Biz sana lazım olan neyse bu hürmet olarak, bunu tehdit olarak bir şekilde ifade ederek oradan ayrılıyorlar. Ve bu arkadaşım şu an beni kendi telefonlarından engelledi. Diyor ki artık seninle konuşmak istemiyorum. Çünkü ben artık tehdit ediliyorum. Benim de bir ailem var. Benim de artık kendimi korumaya almam gerekiyor diyerek bunu bana ifade etti. Ve ben bu şekilde buraya gelirken de Türkiye'deki organlara ben şunu bildirdim. Azerbaycan'da benim böyle bir durumum var ve ben Azerbaycan'a gittiğim zaman Azerbaycan benim her zaman Türkiye'den benim için gönülde farkı yoktur. Azerbaycan benim için bir öz vatandı ve öyle biz ailecek de öyle bilerek. Ben şunu söyledim. Burası öz vatanım olmasına rağmen ben bu aile tarafından tehdit edilebilirim, yok edilebilirim. Çünkü daha önce buna benzer örnekler yaşanmış. Ben lazım olan yerlere erzeler vererek bunu beyan ettim. Bu aile tarafından bana tehditler gelebilir, ben yok edilebilirim diyerek. Ve bu Azerbaycan'a da geldiğimde aynı şekilde Büyükelçilik'te, bizim Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne de giderek aynı erzeyi dedim ki burada ben tehdit altında olabilirim.
Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.